Arkadaşlar 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte yeni kurulan Türkiye Devleti'nin artık yönetim şekli ve rejimi belirlenmişti. Ancak Osmanlı Devleti'nden kalan pek çok kurum artık Türkiye'nin ve çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurumlar haline gelmişti. Bu da Atatürk döneminde pek çok yeniliğin ve inkılabın yapılmasına zemin hazırlamıştı. Atatürk döneminde birçok alanda inkılap gerçekleştirildiğini söyledik. Bunlar siyasi alanla ilgili, toplumsal ve ekonomik alanla ilgili, eğitim ve kültür alanıyla ilgili ve hukuk alanıyla ilgili inkılaplardı. Şimdi genel olarak bu inkılapların temel sebeplerine bir bakalım. Öncelikle inkılapların temel amacına baktığımızda Türkiye Devleti'ni çağdaş ve modern yapıya kavuşturmak, yani muhasır medeniyetler seviyesi dediğimiz ileri medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Halkın refah ve huzurunu sağlamak, demokrasinin gelişimini sağlamak, ekonomik bağımsızlık ve milli kalkınmayı sağlamaktır. Öncelikle siyasi alanla ilgili inkılaplara bakalım. Siyasi alanda yapılan inkılaplara baktığımızda 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını görüyoruz. Aslında Cumhuriyet'in ilanından çok daha önce olan bir inkılaptır bu. İkincisi yine Cumhuriyet'in ilanından önce gerçekleşen 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıdır. Zaten 29 Ekim 1923'te gerçekleşen Cumhuriyet'in ilanı başlı başına siyasi alanda yapılan en büyük inkılaplardan biridir. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması, 1921 ve 1924 anayasaları, ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesidir. Arkadaşlar siyasi alanla ilgili yapılan inkılaplara baktığımızda öncelikle cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerinin yerleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ise hem cumhuriyetçilikle ilgili hem de halkçılıkla ilgili olan inkılaptır.